Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Tirkeş'in ve Zikir'in ne olduğunu anlatacağız. Tirkeş, kısacası oklarımızı koyduğumuz ve yanımıza astığımız edevat mı diyelim artık bilemeyeceğim. Gördüğünüz gibi okları alıyorum ve içine koyuyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz geleneksel Osmanlı tirkeşidir. Üst kısmına okları taşımak için, dış kısmına da biraz daha hızlı çekiş yapabilmek için iki bölmesi var. Bu şekilde oklarınızı dizebilirsiniz. Biraz daha çok geleneksel olmayan fakat daha çok fonksiyonlu bir tirkeş göstereceğim size. Bu da görmüş olduğunuz tirkeş Mihai Kozmi tarafından dizayn edilmiş bir tirkeş. Aynı yine çekiş olarak arkadan, yani şu şekilde çekilen tirkeş Osmanlı tarzı. Fakat görmüş olduğunuz gibi at üstünde daha kolay kullanılabilsin diye okları birbirinden ayırıyor. Şu görmüş olduğunuz deri bölmeler. Yani bunun en büyük avantajı, gördüğünüz gibi elimi attığım an bir tanesi çok rahat bir şekilde geliyor. Yani şu tirkeşte mesela bunu tek almak biraz daha sıkıntı olabilir hareket halindeyken. Zikirlerimiz var burada. Yine tekrar geleneksel olan zikir şu şekilde, genellikle kemikten veya bugün modern materyaller kullanıldığında çeşitli silikon veya plastik tarzı malzemeden yapılan zikir bu. Bunun zikir, yani insanın hem biraz parmağını koruyor hem de yayı çekerken kirişte kişinin sağ parmağı nereye koymasını gerektiğini gerçekten çok iyi kontrol edebilen bir parça. Geleneksel zikirin dışında deri zikirler de kullanılabilir. Bunlar geleneksel değil açıkçası, ama kimi insan için, özellikle at üzerinde, bunların biraz daha avantajı olabiliyor. Oku daha rahat çıkarıp yaya takabiliyorsunuz, gezdirebiliyorsunuz. Çünkü sonuçta hızlı gezdirme önemli bir konu olduğu için. Bugün de zikirli tirkeşi size anlattık. Bugünlük videomuz bu kadar. Tekrar sağ olun, günler.